Merhabalar, ben Ertuğrul Tulpar. Ben Cem Demir. Bugün enses dahili modelini incelemeye devam ediyoruz. Evet. Kısaca kendini tanıtır mısın? İzleyicilerimiz seni tanısınlar. Ben Cem Demir. Kamu yönetimi öğrencisiyim. Kamu yönetimi bölümü öğrencisiyim. Normalde sosyal medya ile pek aram yoktur. Yani çok böyle hani Facebook'um mesela çok geç olmuştur. Twitter'ım, şuyum buyum çok geç olmuştur ve çok da gezi içinde bulunan biri değilim Facebook'un ve Twitter'ın vesaire sosyal medyanın. Ama geçenlerde Face'te gezerken bana neydi sayfamızın adı? Ancest aile modeli savrulan gençler sayfasının daveti geldi. Hı-hı. Ben de kabul ettim tabii. Sonra bir bakayım dedim, nedir bu aile modeli? Aslında hani bir kafamda hepinizde olduğu gibi aşağı yukarı bir model vardı. Neydi? Nasıl bir model? Nasıl bir model? Şöyle bir model oluştu kafamda. Hani nedir? Aile içi cinsel istismar açıkçası kafamda oluşan model bu. Nedir işte bu cinsel istismar nedir? Ensest ilişki dediğimiz şey. Şöyle mesela aile içi babanın çocuklarıyla birlikte olması, yani kapalı bir cinsel yapı veya annenin oğluyla birlikte olması veya kardeşlerin birlikte olması, kısacası aile içi kapalı bir cinsel yapı olduğu izlenimi uyandı sende bunu. Yani bu videoda sonra içeriği incelediğin zaman ne gördün? Ensest aile modeli dediğimiz aslında bir kabus mu? Nedir? Şimdi şöyle bir şey. Ben bu videoyu izlediğim zaman çok uzun zamandır farkında olduğum, üzerine düşündüğüm bir yanlışın adını veremediğim belki de görüyorsun toplumda. Çünkü evet, ensest aile modelinde yetişen gençler bunu dışarıda yansıtamıyorlar. En fazla gördüğümüz içe kapalı, sessiz, sakin ama biraz zeki sanki. Yani derslerde başarılı ama iletişim kuramıyor. Bir farklı bir şey olduğunu görüyorsun bu ailede yetişenlerin ama nedir, ne değildir dediğimizde belki bir dikkatini çekiyor. Sonra günlük hayatın meşgalesi içerisinde kesinlikle o kadar dikkatini vermiyorsun. Yalnız senin farkın burada şu. Sen bir kamu yönetimi öğrencisisin. Evet. Ülkenin geleceğinde söz sahibi olacaksın kamu yönetimi öğrencisi olarak. Umarım. Ve illaki bu konulara daha yakın gözlemde bulunma ihtiyacı hissediyorsun. Ve bu sende ne uyandırdı o videodaki genci izlediğin zaman çektiği acılar, işte bu yapıdan dolayı cinsel kimliği gelişememiş, erkek gibi hissetmiyor kendini ama eşcinsel de değil. Kadına karşı ilgisi yok. Ama erkeğe karşı da ilgisi yok. Hı hı. Yani hayatı bir kabus gibi olacak. Toplum hayatından uzak bir yaşantısı olacak. Muhtemelen evet, ne yazık ki, bu şekilde maalesef devam ettiği sürece bir aile kuramayacak. Bir iş kuramayacak. Kursa da en fazla memur olacak. Yani iş hayatı memurluktan ibaret olacak. Buradan da şunu görüyoruz. Mesela Türkiye'de memurlara, hani kamu kurumunda çalışan insanlara baktığımızda biraz böyle bir şey yapıları vardır. Hani atılgan değiller, memur zihniyeti dediğimiz o yapı vardı. Evet, işte biraz daha silik, biraz daha hani düşüncesini itaat eder. Söylemektense böyle bir hani sallayayım başımı, alayım maaşımı zihniyeti. Tabii bir eziklik yine hani. Ve Türkiye'de de biliyorsun Osmanlı Devleti yıkılırken yeni bir cumhuriyet kuruldu. Biraz orayı baktığımız zaman cumhuriyete geçerken memur sayı sında artış oldu. Hani şöyle de bir zihniyet var sanki devlette. İnsanları devlet kurumlarında işe alayım. Herhangi bir iş beklemeyeyim. Evet. Sabah işte gelsinler, 8'de gelsinler, 5'te gitsinler. Ay sonunda maaşını vereyim. Fazla bir şeye de karışmasınlar. Bir iş de beklemiyorum. Zaten biliyorsun kamu kurumlarında ihtiyaçtan fazla çalışan var. Bir kişinin yapabileceği işi için 10 kişi istihdam ediliyor. Bu durumda ne oluyor? Devlet kontrolünde, her şey devletin gözetiminde. Fakat iş beklentisi yok. Dediğin gibi o devlet zihniyetine sahip insanlar artıyor. Hı hı.
Ve burada da aslında şunu gözlemleyebiliriz. Kamuda çalışanların çok büyük bir kısmı aslında ensest aile modelinin etkisinde kalmış insanlar gibi geliyor. Bunu nasıl yorumluyorsun sen? Şimdi genel olarak öncelikle bu ensest aile modelini yorumlarken ben ülkenin tarihi geçmişinden biraz bahsetmek istiyorum. Kendime göre yorumlamak istiyorum bu durumu. Neden böyle, nasıl böyle ve nasıl buraya geldik, nasıl böyle bir kaosa sürüklendik, nasıl böyle basit görünen bir şeyden nasıl böyle bir böyle tehlikeli bir aşamaya geldik bu konuyla ilgili. Onunla ilgili gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Şimdi evvela şöyle, şimdi bizim şu an içinde bulunduğumuz sistem yarı feodal, yarı sömürge bir sistemde yaşıyoruz. Hala mı öyle yaşıyoruz? Şu an öyle yaşıyoruz. Bir evvelki sistemde, Osmanlı döneminde feodal sistemde yaşıyorduk. Şimdi bu feodal sistem yine dine dayalı, Ortodoks Sünni yapıya dayalı bir sistem. Ve bu sistem nasıl bir sistem? Sünni yorumunda sakıncası ne oluyor burada? Hani Sünni yorum dediğin ya da etkileri ne olmuştur? Şimdi dini yapıda yani feodal yapıda şöyle bir şey var. Bir kere babaya isyan etmek, hani anneye babaya üf demek günah. Üf bile demek çok büyük günah. Şeyde. Ve bu ne, anne cennet anaların ayaklarındadır. Yani bu tarz feodal yapıyı, işte nedir, peder şahi yapıyı öven bir durumu var. Yani ataerkil, babanın ataerkil sözünün geçtiği, kesinlikle. Onun dışındaki bir otoritenin tanınmadığı. Evet. Baba yumruğunu masaya vurduğu zaman kimsenin sesini çıkaramadığı bir sistemden bahsediyoruz. Sistemden bahsediyoruz. Şimdi bu sistemde nasıl? Bir hükümdar var, örneğin diyelim Osman Bey. Osman Bey o dönemde neyle ön plana çıkıyor? Zekası, cesareti, sahiplenme hissi, etrafındakileri sahiplenme hissi, ezilenleri sahiplenme hissi, milletini sahiplenme hissiyle. O dönemde Osman Bey şöyle bir şey yapıyor, aileleri, boyları birleştirip işte kayı boyundan koskocaman bir imparatorluğa gidiyor. Ve daha öncesinde de zaten Orhun Kitabeylerinde yazan aç milleti doyurduk, çıplak milleti giydirdik lafını birebir uygulayan bir yapısı var Osman Bey'in de. Bu durumda ne oluyor? Osman Bey bir baba oluyor. Ne oluyor? Çocuklarını doyuruyor, çocuklarını giydiriyor. Onlardan sorumlu, onların durumundan sorumlu. Ve bu durumda ne gerek? Osman Bey'in de yaşaması gerek. Osman Bey'in sağlıklı olması gerek ki o alt arkadakileri yaşatsın. Ha bu insanlık tarihinde bir aşamaydı bu durum imparatorluk olarak. Ve şimdi aile yapısına iniyoruz. Gelelim Osman Bey'den veya Fatih Sultan Mehmet'ten en dipteki çekirdek yapıya. Devletin çekirdeğini oluşturan şey nedir? Aile. Bu ailede baba kimdir? Tabii o dönemdeki aile bizim şu andaki bildiğimiz çekirdek aile değil. Değil mi? Tabii geniş ki. Bir aile. Geniş bir aile. İllaki. Oluşan. Aslında bu daha sağlıklı bir yapı. Geniş bir ailenin olması. Tek bir otorite yok. Ya da çocuk birden çok kimseyle iletişim halinde sosyalleşebiliyor. Ve Osmanlı döneminde ensest aile modelini görmeniz mümkün değil. Yani imparatorluklar döneminde görmeniz mümkün değil. Daha çok işte Osmanlı'nın yıkılışına dan sonraki süreçlerde bu hani geçmişte olumlu gördüğümüz özellikler birer birer yitirirken Osmanlı İmparatorluğu da parçalanıyor biliyorsun. Dünya savaşları o sonraki aşamada, dünyadaki bir kaos. Yani geçmişin o geniş aile sistemi belki orada o dönemde bir otoritenin olması kollayıp koruyucu bir otorite aynı zamanda bu. Yani şey değil, nasıl diyeyim, despot bir yönetim tarzı değil yani aile içerisinde en azından. Çünkü çocuk birden çok kişiyle muhatap, sosyalleşiyor. Ne bileyim, dede ile birlikte, halayla birlikte dayılar var, dayı oğulları var. Tabii daha geniş bir alanda. Ve geniş alanda ve
aynı zamanda şey dengeleyici özelliklerin olduğu hı hı. bir yapı. Fakat günümüzün şartlarına gelirken neler oluyor? Ve ya şimdi bu dediğine ek olarak bir de feodal kültürün tabii ki eksileri de çok fazla hı hı hı. ama artılarında da mesela bugünkü kapitalizmin soğukluğundan uzak bir dünya bir kere. Daha henüz bireyselleşmemiş. Her gördüğüne bir kere en basitinden bir selam verme durumu. Selamın aleyküm deme durumu. Aleyküm selam. İşte yine mahalledeki Ali dayıyla, Veli amcayla, Ayşe teyzeyle yine bir aile sıcaklığında. Hani vardır ya o eski Yeşilçam yapısı. Bir mahalle sıcaklığı. Ayhan Işık yakışıklı abidir. Şu işte Hafize teyzemiz vardır. Hulusi babamız vardır. Şimdi şunu anlıyorum ben galiba. Şimdi o geniş aile ufalırken bir taraftan da o geniş ailenin yerini tutacak bir mahalle kültürü vardı geçmişte değil geçmişte, mi? Geçmişte aynen öyle. Şimdi bunları da yavaş yavaş kaybediyoruz galiba. Oralara geleceğim. Şimdi o öncelikle ilk dönemi bitirmek istiyorum. Şimdi bu şeyde padişah kim? Osmanlı döneminde mesela ailenin padişahı, ailenin padişahından bahsediyorum. O çekirdek yapının padişahı. Çekirdek yapı yok tabii ki o dönemde. Çekirdek aile yok. Ya çekirdek aile başka bir tanım. Benim demek istediğim devletin çekirdeği ailedir. Şimdi bu ailenin padişahı, bu küçük devletin padişahı kim? Baba. Babanın yanında işte sadrazamı anne. Yine vezirleri var işte amcalar. Abiler, ablalar diye gider. Çünkü feodalizmde, feodal yapıda şöyle bir durum var. Eğer büyükse akıllıdır, akildir. Büyükse bilir, büyükse yönlendirir, büyükse iyi yönlendirir. Büyüye saygı, büyüğü yüceltme. Sürekli büyük oturur, küçük ayaktadır, iş yapar, etrafında döner. Öyle bir yapı. Şu açıdan diyorum, zamanımız kısıtlı olduğu için hani tamam. Günümüze doğru hızlı bir hemen geliyorum. Akış yapsak diyorum. Evet. Ve çünkü geçmişte görülmeyen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve o sistem şöyle ve o sistemden bu günümüze geçerken şöyle bir dönem yaşadık biz. Bir Birinci Dünya Savaşı yaşadık. Düşman işgalleri yaşadık. Ve devletsizleşme korkusunu gördük. Bir devletsizleşme korkusu başladı işte. Travma yaşanıyor. Şöyle 5 milyon kişiye yakın Osmanlı İmparatorluğu'nda kayıp veriyoruz o dönemde. Evet. Göçler alıyoruz. Göçler çok fazla. Yani bu korku. Sınırlar daralıyor gittikçe. Evet. Kesinlikle. Ve sonrasında bu devletsizleşme korkusudur. Savaşlardır, boğuşmalardır. Derken, salgın hastalıklar vesaire. Biz bir korkudayız. İşte aynen evimizin babası ölürse biz ne yaparız gibisinden bir korku içerisindeyiz. Ve buradan birdenbire feodal yapıdan çıkıp farklı bir sisteme geçtik. Mesela laiklik diye bir şey, laikliği gördük. Kadınlara seçilme hakkını gördük ki bu daha önceden biraz daha baskındı. Çok daha baskındı. Pek baskındı çok, derken baskı yani altında. Yani baskı altındaydı. Bir erkek çok da fazla kadınla evlenebiliyordu. Padişahın haremi var. Haremindeki bütün kadınlar onun kulu, kölesi. Ama kadınlar malum işte Kurtuluş Savaşı'ndan sonra daha geniş haklara kavuştular. Evrim icabı. Aslında şöyle de oldu. Tepeden inmeci bir şekilde oldu. Hani batıdaki gibi kadının mücadelesiyle kazanılmış haklar da değil. Şimdi ister istemez. Yani, bir de o da var, onu da göz önünde bulunduruyoruz. Hani bir anda bir şeyler, değişim yaşadık. Tabii ki. Toplumsal değişimler, ama bunun toplumda da bir karşılığı olmadı. Yani karşılığı olmadı derken hani kadınlar bir mücadeleyle o hakkı elde etmedi. Evet, birdenbire bir köleci sistem yıkıldı. İnsanlara dediler ki siz artık feodal değilsiniz. Feodal yapıda yaşamayacaksınız. Sizin böyle geniş haklarınız var. Gerçekten bitti mi feodal yapı Türkiye'de? Feodal yapı bitmedi. Şu an yarı feodal, yarı sömürge bir sistem yaşıyoruz. Ya aslında kısmen bir yani, ama şöyle bir durum, feodalizmden kesinlikle şu an bağımsız değiliz. Feodal yapı henüz var. Din yapısı var. Feodal yapı dediğimiz yapı, kısaca hani bir iki cümleyle dersek feodal yapı nedir? Hani hep feodal yapı şöyle kapitalizmin bir önceki aşaması olarak görüyorum ben. Ya nedir mesela feodal dediğimizin en temel özelliği nedir? Nerede görülür bu? Duygusallık feodal olması. Nerede, mesela şiirlerde mi görüyoruz? Nerede görüyoruz? Şimdi
şehirde de görebilirsin. Hı hı. Şimdi kırsalda daha çok görürsün. Daha geniştir bu yapı ama şehirde de aynı şekilde aynı yapı hı hı. var. Peki bunu yani ensest aile modelimizle ne tür bir bağlantı kuruyorsun yani? Feodal yapıda şöyle bir durum var. Feodalizm nedir? Bir lord vardır, hı hı. bir bey vardır. Bu bey, derebey. Derebeyi değil mi batıda gördüğümüz? Der ki ben Türkiye'de de ağalık sisteminin aslında feodal yapı dediğimiz kısaca hani bizim anladığımız ağalık sistemi evet. değil mi? Evet. Hani köyde bir ağanın olması ve evet. onun şimdi, etrafındaki insanlar. Ama kapitalizmden çok farklı. Hı-hı. Kapitalizmde şöyle bir şey bir durum yok yani şöyle Hı-hı. ağalıkta şöyledir. Ağ alır kendine güvenmeyen güçsüz insanlar aynı Osman Bey'in durumunda Hı-hı. olduğu gibi küçük bir Hı-hı. imparatorluktur yine Hı-hı. alır. Der ki siz benim topraklarımda yaşayın ben de sizin benim topraklarımda ekim biçim payın büyüğünü bana verin ben de sizin lafını bölüyorum şimdi konumuz ensest aile modeli hani ilk videoyu izledin şimdi orada biz feodal yapıdan bahsetmedik hani bu feodal yapıyla konumuza bağlarsak bunu tamam işte feodal yapıyı tanımla deyince yani feodal yapıda aslında ensest aile modeli görünmüyor. Görüldüğü toplum 1950'ler 60'lar sonrası özellikle 70-80 sonrası Türk aile sistemindeki içe kapanmadan bahsediyoruz. Ya yani oraya gelelim. Şimdi orada da var aslında şöyle bir durum var feodal yapıda da var ama. Hayır feodal yapıda bizim bahsettiğimiz ensest aile modeli yok. Yani tabii ensest ki. Aile modeli henüz psikoloji literatürüne girmemiş bir aile modeli. Ve günümüzü ilgilendiren bir aile modeli. Özellikle son 30 yılı ilgilendiren bir aile yöntemi. Hani bu konudaki gözlemin nedir? Hani tamam geçmişte feodal yapı var, günümüzde yarı feodal yapı var, ağalık sistemi. O da 80 sonrası Güneydoğu'da devam eden işte o sosyal çalkantılarla ciddi bir çatırdama yaşamıştır. Hani günümüzde şehirlerde daha çok görebildiğimiz yapı nedir? İşte o burayı ya şimdi şöyle geçelim feodal yapı diyor eğer bu yani şimdi, konumuza gelsek yani diyorum. Şöyle tamam bunları anlıyorum. Geçmişi takip ediyoruz. Günümüze bağlarsak yani 80 sonrası Türk toplumunu asıl ilgilendiren peki, konular bunlar. Şimdi dedim ya Kurtuluş Savaşı'ndan çıktık. Yeni bir sistem. Yani hep bir baba figürü var aslında. Baba bizim figürü var. Geçmişte padişah vardı. İmparatorluk yıkılıyor. İşte ne diyoruz? Mustafa Kemal Atatürk diyoruz. Nedir? Yine bir baba figürü. Türklerin atasıdır. Bir baba figürü var. Hani toplumda böyle bir baba figürü, kurtarıcı figürler. Ondan sonra işte Süleyman Demirel'e ne diyoruz? Baba diyoruz. İnönü var. Şef. Hep böyle bir şey. Hani toplumu sürükleyici peşinden sürükleyici bir baba figürünü arıyoruz, bulamıyoruz sanki. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsun? Ve işte, bunun etkisi nedir ensest aile modeline? İşte o kişi direkt o gördüğü lideri... Ya sen mesela ne gözlemliyorsun? Evet. Etrafında ensest aile modelinin yetiştirdiği bireyleri nasıl tanımlıyorsun? Şimdi şöyle ensest aile yapısında şöyle bir durum var. Ya kapat şunu Allah aşkına sinirlerim bozuluyor. Ya Ertuğrul'cum sürekli beni kesip duruyorsun. Yani ben bu anlatmak istediğim hiçbir şey anlatamıyorum. Ben burada senin kuklan durumundayım yani. Hiç konuşmasam daha iyi. Vallahi şu an kızdım yani. Hani yani bir kere benim bir çizgim var. Ben oraya zaten 100 kere gelmiştim. Sen sürekli beni sabote ediyorsun. Yani ben anlatmak istediğimi anlatamıyorum. Yani şu an videoyu gören adam... Şu an hiç yani. Tamam, ne anlatmak istiyorsun? Tamam. Abi bak kısaca ben zaten tamam. orada bitirmiştim. Tamam. Sen siktir et feodalizmin tanımını tamam. falan. Bunları Hı-hı. sorma. Benim çizgimden çıkart. Tamam. Şimdi bak ben siktir etmiştim. Sikmiştim bırakmıştım olayı tamam, tamam. mı? Şimdi diyecektim ki işte demiştim zaten işte baba da ailenin imparatorudur. İşte oradan bir başlıyor işte babaya Hı-hı. duyulan şeyden. Ne olur baba giderse çocuklar aç yetim falan filan. Hı-hı. Sonra ne oldu? Bir Kurtuluş Savaşı yine bir devletsizleşme korkusu. Devletsizleşme korkusu vesaire derken
işte imparatorluk kuruldu. Birdenbire bir tepeden mecbur suç oldu. Bu oldu. O dönemden bu döneme iki sağlam darbe geçirdik. Ve bu darbede olan politik süreçten geleceğim işte. Sonra grupları tanımlayacağım. Bir Marksist neden? Bu, neydi bu boktan ailenin adı? Enses aile olur. Bir neden bir sağcı neden Marksist olur? Neden bir muhafazakar neden böyle bir şeye yönelir? Ve o feodal yapıdaki işte akraba evliliği durumu yok mu? Yine onun bir uzantısı oluyor bana göre. İsmi konmamış. İşte ondan sonra bunun çözümü olarak çözümlerine kendimce bulduğum çözümleri önereceğim işte. Tamam. O yapı etkisi. Tamam. Anlat. Ama videoyu kapatman gerekmiyor mu? Ya devam et, devam et. Boş ver. Sen devam et kardeşim. Peki. Sen devam et. Abi. Sonuçta doğal olmak lazım. Boş ver. Bütün kuralları, muralları boş ver. Böyle şeyleri boş ver. Biz zaten bunu anlamsız kuralların toplumu getirdiği noktayı konuşmuyor muyuz? O yüzden boş ver, rahat ol. Hadi anlat bakalım. Dinliyoruz. Ertuğrul. Devam et kardeşim. Sen devam et. Beni dinle. Neyse tamam peki. Devam et. Buyur dinliyoruz. Abi küfür ettim ben bir ton. Ya boş ver. Bırak Allah aşkına. Oraları şey yaparız. Devam et kardeşim. Peki. Şimdi evet ne diyordum? Kapat bu videoyu sil. Baştan alacağız. Ben artık hayatta konsantre olamam. Dur. Baştan alacağız. Ben anlatacağım olayı. Sen korkma. O şeylere şey yapma. Ben hatta sen hiç araya girme. Ben anlatıp geçeyim. Tamam abi. Gel. Sil onu. Tamam. Hı. Gel baştan başlatıyoruz diyelim. Merhabalar. Ben Ertuğrul Tulpar. Ben de Cem Demir. Hı hı. 20 dakika içerisinde tamamlayalım ki izleyiciler açısından. Evet. Peki. Şey olsun. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi şöyle. Ben öncelikle bu aile yapısını, ensest aile yapısını bu videoya gelene kadar, geçenlerde birinci bölümü yayınlanan videoya gelene kadar bilmiyordum. Sadece o videonun başlığını gördüğüm zaman şöyle düşündüm. Hani ensest deyince aklımıza gelir ya aile içi cinsel ilişki, aile içi cinsel şiddet, işte çocukların anne ve babalarıyla birlikte olmaları veya çocukların birbirleriyle birlikte olmaları cinsel manada. Ama bu videoyu izlediğim zaman uzun zamandır dikkatimi çeken bir sorun olduğunu fark ettim ve ama tabii bu soruna ben bir çözüm bulamamıştım. Bu soruna bir isim de bulamamıştım. Ve bu sorun üzerine bir ciddi bir düşünmeye itti bu video beni. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle size ülkemizin içinde bulunduğu politik, sosyal durumun ensest aile modeline etkilerine bahsetmek istiyorum. Etkilerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle bahsetmem gereken bizim aile yapı, tarihteki aile yapımız, devlet geleneğimiz. Mesela Cumhuriyet'ten bir önceki devlet geleneği neydi? İmparatorluk, feodal yapı hakim. Bu feodal yapı nasıl gelişti? En başta şöyle, Osman Bey, Osmanlı'nın kurucusu. Ne yapıyor? İşte bir şekilde liderlik vasıflarına sahip bir kimse bu Osman Bey. Akıllı, zeki, cesur, güçlü, o dönemde aranan ve bir erkekte aranan özelliklere, bir liderde aranan özelliklere sahip bir kimse. Ve bu kimse ne yapıyor? Boyları, ailesini birleştirerek büyük bir devlet kuruyor. Orhun yazıtlarında da geçtiği gibi mesela Osmanlı döneminden önceki Orhun'un yazıtlarında geçtiği gibi işte ne diyor orada? Aç milleti doyurduk, çıplak milleti giydirdik. Bu aynen bu sözü Osman Bey de hayata geçiriyor, uyguluyor. Ve bu kimin yapacağı bir davranış? Aç olanı giydirmek, aç olanı doyurmak, tok olanı, çıplak olanı giydirmek. Bu babanın görevi. Ve bu böyle baktığımız zaman padişah da bir nevi baba oluyor. Ve bir baba olarak
bir baba olarak evlatlarına yapması gereken neyse onu yapıyor. Ve kendine has bir ailesi var. Bu aileyi nasıl bir şekilde daha ileri götürürüm, daha da zenginleştiririm, daha da genişletirim gibi bir durumu var. Biraz da feodal yapıdan ve dinden destek alarak İslam dininin yapısından ve bunun çekirdeği olarak, bu devletin çekirdeği olarak, ülkenin, milletin çekirdeği olarak ailede de baba bir çeşit imparator, anne sadrazam, geri kalan abiler, işte çünkü feodal yapıda böyledir. Yaşı kim büyükse o kişi bilgilidir ve onun peşinden gidilir. Olay budur, yani bu eksendedir. Neyse, bu dönemden sonra tabii bu yapı çöktükten sonra işte önce nedir? Birinci Dünya Savaşı gelir ve bir devletsizleşme, bir babasızlaşma korkusu başlar. Babam gidecek, bizi kim doyuracak? Kim bu adam? Kim bu insanlar? Farklı bir toplumun, farklı bir medeniyetin, farklı bir kültürün işgali altındasın. Bir devletsizleşme korkusu var. Ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da bu devletsizleşme korkusu devam etti. Ve bir devlet sahibi olmasına rağmen bu devletsizleşme korkusu devam etti. Ve bu feodal yapı da tam manasıyla kırılmadı. Çünkü birdenbire yapılacak bir şey değildir. Yani bir imparatorluktan, feodalizmle, ortodoks sünni inançla, İslam inancıyla yönetilen bir imparatorluktan bambaşka bir laik, cumhuriyetçi, milliyetçi bir devlet yapısına geçmek bambaşka bir olay. Yani zor bir olay. Bu durumda biz ne kadar tam manasıyla ne şeyi bir laiklik yaşayabildik, ne de tam manasıyla bir İslam devleti de denemez. O şekil bir yaşantı ve bu yaşantının başlamasından sonra bu döneme kadar iki tane darbe dönemi atlattık. İki tane darbe dönemi atlattık ve bu dönemler ülkenin yaşadığı çok büyük kayıplarla sonuçlandı. Ülke inanılmaz büyük kayıplar verdi. İnsanlar, ülke evlatlarını kaybetti. Ülke evlatlarını harcadı. Solcu, sağcı, dinci, ateist, materyalist vesaire. Ülke bir kıyıma gitti. Evlatlarını bir kıyıma götürdü. Ve bu yapılar, mesela yapıları bir inceleyelim, o dönemde zarar gören yapıları. Marksistler, sosyalistler, işte nedir? Muhafazakar çevre, ideolojilerden bahsediyorum tabii Türkiye'deki. Muhafazakarlar, Marksistler, Leninistler, işte muhafazakar milliyetçiler, Kemalistler. Şimdi bu yapıda mesela Marksistler böyle bir aile yapısına büründüler. Çünkü şöyle bir şey, dışarıdan aslında oğullarını ideolojiden kaçırmak istediler. İdeolojiden korktular. Şöyle bir durum oluştu insanlarda. Ya oğlum bu sistemi yıkmak için geçmişte olduğu ki gençler gibi harekete geçerse ve devleti karşısına alırsa, sistemi karşısına alırsa ve yine geçmişte ölen deniz gezmişler gibi, Mahir Çayanlar gibi bir ölümle karşılaşırsa, bir yok olma korkusu ve ne oluyor? Soyum kuruyacak. İşte bu şekilde bir soy kuruma korkusu, soyunun kuruma korkusu, yine bir özgürlüğünün elinden alma korkusu oğlunun içeri girip de. Ondan sonra milliyetçi yapı, milliyetçileri ve muhafazakarları bir açıdan şey yapıyorum, muhafazakarlar diyeyim. Muhafazakar yapıda yine bir ataerkil sisteme, zaten o feodal yapıya, Osmanlı yapısına bir bağlılık var.
yine hani tamam devleti tamam devleti diyorlar, kendilerince bir devlet yapısı, işte bir ileri götürme, işte Turancılıktır, İslamcılıktır yapı var, hani bir öyle bir model var, ama diyorlar ki kesinlikle bir şey yapmayalım, hani bir isyan etmeyelim, bir başkaldırı olmasın. Bu aile içinde de böyle. Çocuğu işte anlayış nedir? Türkiye aile yapısındaki, feodal yapıdaki, muhafazakar yapıdaki, babadır, döver de sever de, kızını dövmeyen dizini döver, kızını bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya kaçar veya oğlunu işte boş bırakırsan düzgün bir meslek seçemez, kendine bakamaz, kendini idare edemez, kendini koruyamaz, servetini koruyamaz, aileye aşık olduğu bir kızı getirir ve bu kız işte kötü bir aileden gelir. Bu kız servet düşmanı mıdır? Ailemiz işte servetimizi mi çalacak? Paramızdan mı olacağız? Şundan mı olacağız? Bundan mı olacağız? Kemalist yapıya geldiğimiz zaman Kemalist yapıda da tekrar bir geriye dönüş korkusu yine var. Ama aynı zamanda yine bir, çünkü Kemalizm'in şöyle bir durumu var. Kemalist yapının bir zıttı olarak genelde görülen yapı tam şeyinde, yani tam diyemeyim de böyle bir görüntü var, böyle bir algı var. Nedir? Muhafazakar yapı, dincilik veya gericilik, dinciler, dinci gericiler veya olarak görülür. Yine bir milliyetçi yapısı da var Kemalistlerin. Ve ne gibi bir durum var onların? İşte çocuğumuz dışarıda, ki dincilerin sayısı fazla olduğu için muhafazakar çevrenin, bu muhafazakar çevre içerisinde bir çeşit saldırılara maruz kalacağı, işte korkusu yani görüşlerinden ötürü bir çeşit saldırı korkusu yine var. İşte nedir, çocuğu mesela diyelim oruç tutmuyordur Ramazan'da, değil mi? Dışarıda çıktığı zaman bıçaklanma korkusu var. Çocuğunun bunları yaşayacağından korkuyor. Yakın zamanda da insanlar zaten bunları yaşadı. Madımak'ta, Sivas Madımak Oteli'nde yakılan insanlarımız, Maraş'ta, Çorum'da yakılan insanlarımız işte bunları yaşadı. Bugün Kemalist dediğimiz CHP partisine de bu olayları yaşayan, bunları yaşayan çok sayıda insan var. Yani bunları yaşayıp da bu partiye oy veren, ya genelde bu kesimi diyelim Kemalist diye lanse ediyoruz. Yani kısacası dinin karşısında eşittir Kemalist diye bir anlayış var ve insanlar korku içerisinde. Korku ve kuşku içerisinde. Yani benim anladığım kadarıyla bu yaşadığımız 60 darbesinden bahsediyoruz. İki darbe derken ve 80 evet. darbesi. Zaten toplumda var olan korkuları daha da güçlendirmiştir. Daha da güçlendirme ya. İşte şimdi toplumumuzun ve insanlığın temelinde yatan korku aslında yok olma korkusu. Yok olma korkusu, soyunu sürdürememe korkusu, kaybolma. Yani bir şekilde her şeyde, her korkunun altında, sınavlardan aldığımız başarısızlığın da altında yok olma korkusu, ölüm korkusu yatar. Veya ayağımız takılıp düşerken de bu korkuyu yaşarız. Hep bilinçaltımızda bu yok olma korkusu var. Şimdi bu bütün bu zıt görüşler de, bu zıt görüşleri bir yerde topladığımız zaman işte bu aynı yere geliyor. Yok olma korkusu, gücünü kaybetme, savunamama. Bu durumda ne yapıyor aile? Solcu, sağcı, muhafazakar, Kemalist demeden, özellikle bizim ülkemize bu darbeler, bu şiddet ensest aile modeli için böyle, hani vardır ya böyle kibriti çakarsın kurumuş otlar yanar. Aynen öyle bir şey ortamına getiriyor, yani hazır böyle ateşlenecek böyle bir ortama geliyor, yani hani böyle patlamaya hazır bir ortama geliyor ve şu son dönemdeki patlamaları da görüyoruz, işte Taksim Meydanı'nda olan patlamalar, bir takım örgütlerin yaptığı, IŞİD'in yaptığı patlamalar vesaire, insanları iyice bir korkuyor, aman oğlum dışarı çıkma, aman oğlum Taksim'e gitme. Bu her kesim için geçerli. Muhafazakarlar için de, Kemalistler için de, solcular için de, sağcılar için de, herkeste bu korku var. Ben de diyorum ki korkma. Evet. Çok ilginç bir şekilde bunu yıllar önce Mehmet Akif demiş.
Evet. İstiklal Marşımızda Korkma diye başlıyor. Çok ilginç değil mi? Yani demek ki bizi içten içe çökerten, eriten korku. Evet. Şimdi ve korkmamamız gerekiyor aslında. Kesinlikle. Bu ensest aile modelinin asıl şeyi, tetikleyicisi korku. Korku. Korku yaşamımızda en önemli etkenlerden bir tanesi. Binlerce korkumuz vardır. Ben de aşağı yukarı bu korkuların hepsini yaşadım hayatımda. Yaşadım, yaşıyorum vesaire. Şimdi bu korku nasıl bir korku? Bu korkular nasıl etkiliyor? Şöyle mesela hayata başlarız, doğarız vesaire. İlk korkularımız şöyle başlar. Annemi karanlık bir odaya gideceğimiz zaman, farklı bir odaya geçeceğimiz zaman o sıcak aile ortamından mesela anne vardır, baba vardır, baba gazete okur, anne magazin seyreder. Çocukların da böyle yanlarında oyuncaklarla oynamasını ister. Hep göz önünde, hep göz önünde, hep bir koruyayım, hep bir aman zarar görmesin, aman düşmesin falan hesabı. Bu çocuk yan odaya geçince anne bağırır. Oğlum orada öcü var. Seni yiyecek, seni parçalayacak. Çocuk öcüden korkuyor ve bunu hep bilinçaltında yaşıyor. Annesi azıcık odadan çıktığı zaman şöyle diyor. Öcü gelip beni alıp götürecek. O öcü neyse kafasında kurduğu yaratık. Bu diyor ki beni alıp götürecek. İşte ne yapacak? Parçalara mı ayıracak? Yiyecek mi? Artık onu... Bu korkuları yaşadığım bir şekilde. Bu korkuları yaşatmaya çalışıyorlar. Ben de bu toplumun bir bireyi olarak bu korkuları az çok yaşadım. Şimdi bu... Yani cesaret. Cesareti evet. Aslında biz teşvik etmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü toplum olarak aile içerisinde babanın görevi bence korku salmak değil. Korku saldığımız zaman çünkü içe doğru kapanıyoruz ve çeşitli psikolojik buhranlara giriyoruz. Evet. Burada babanın görevi olarak cesaret, cesaret verme, teşvik etme, oğlunu, kızını, aile bireylerini cesur olmayı teşvik etmek evet. Tavsiye edebiliriz. Şimdi şöyle. Değil mi? Ben öyle anlıyorum. Çünkü korkunun zıttı bir mücadele ruhu gerekiyor. Bunu şeyde de izlemişizdir birçok defa belgesellerde. Evet, oraya geleceğim. Çünkü erkeğin temelinden geleceğim birazdan. Erkek yapısını anlatacağım. İnsanlığın yapısını anlatacağım. Şimdi şöyle, bu korkular zamanla gelişir, büyür. Her şey gibi biz büyüyoruz. Korkularımız da büyüyor. Çok ilginç. Bizle birlikte korkularımız da korkularımız büyüyor. Her korkularımız büyüyor, duygularımız büyüyor. Olaylara verdiğimiz tepkiler değişiyor, büyüyor, gelişiyor. Şimdi bu korkulardan biri mesela diyelim. Şimdi nedir? Aile belli bir yaşa kadar şu dedim ya öcü var gitme diyor o tarafa. Bir yerden sonra şimdi şey demeye başlıyor. Oğlum derste şunu söyle. Aman hocana saygılı ol. Aman yolda giderken mutlaka özür dile. Aman şunu yap bunu yap. Tabii ki özür falan gerekli şeyler. İnsan olmamızın temelini bu saygı gösterileri şunlar bunlar oluşturuyor ama sürekli aman oğlum adam senden büyükse bir şey deme, geç git. Aman şu olursa adam sana küfür ederse, aman oğlum hocan sana saygısızlık da yapsa hiçbir şey deme. Hocaya teslim ederken zaten eti senin, kemiği benim anlayışı. Ne oluyor? Hoca vurduğu zaman bir de geliyor ailede baba vuruyor vesaire. Yani sürekli olarak diyor ki aman oğlum dayak yersin, aman oğlum ölürsün, aman oğlum patlatılırsın, aman oğlum yakılırsın. Şimdi bunu temeline indiğimiz zaman her zaman bu korkular var ve olacak. Ama biz Atlas'ın dünyayı taşıdığı gibi sırtımızda bu duyguları taşıyarak bu korkularla adım atamayız, gelişemeyiz ve mutlu olamayız. Çünkü korkunun bir yapısı var benim gözlemime göre. Korku her türlü duyguyu da korkutuyor sanki. Hani korku var olduğu zaman diğer duygulara fırsat kalmıyor. Yani sanki böyle bir karanlık gibi bir şey. Böyle çöküyor. Evet. Sanki bir hani az önce bir örnek verdim. Öcü gibi bir şey. Evet. Yani kuşatıyor etrafımızı ve hareket kabiliyetimizi kısıtlıyor. Evet. Bir şekilde pasifleştiriyor. Kesinlikle bakın. Ve bu da erkeğin yapısına uygun olmayan bir durum. Pasif hiç hareket. Yapısına uygun değil. Bu korkuların salınması aslında erkekleri de kadınlaştırıyor. Kesinlikle. Diyebiliriz. Değil mi? Çünkü hormonlar etkileyen faktörlerin başında insan psikolojisi gelir. Şimdi bir erkeği erkek yapan faktör nedir?
Şimdi en temelinden aldığımız zaman erkek avcıdır. Hı-hı. En temel şeyi ailesini doyurmak için şu anki aslan gibi, kaplan gibi bizim atalarımız da avcıydı. Hı-hı. Ne yapardı? Ailesini besleyebilmek için, doyurabilmek için her türlü tehlikeyi göze alarak avlanmaya çıkardı. Ve bunun sonucunda ölebileceğini de bilirdi, yaralanabileceğini de bilirdi. Yani ölümü dahi göze alarak bir mücadele içerisindeydi. Evet, çünkü erkek. Evet, çünkü temel yapısının bu olduğunu farkında içten içe. Ve bu gittikçe duyuyla, bu erkeklik bozuluyor sanki. Bozuluyor çünkü şöyle bu korkular, evet, o yaşadığımız toplumsal çalkantılar, terör olayları, evet, bizi gittikçe içine kapatıyor ve erkek özelliğimizi kaybediyoruz. Kesinlikle. Zaten terörün amacı korkuyu yaymak. Bir görsel olarak ve yazılı olarak biz mesela bir IŞİD veya bir örgüt bir yeri patlattığı zaman kanlar görüyoruz, parçalanmış insan cesetleri görüyoruz ve otomatikman kendimizi özdeşleştiriyoruz. Ben de böyle olabilir miyim? O diye bir korku. Şimdi ben sen öyle deyince şu aklıma geldi. IŞİD diyoruz, diğer terör örgütleri o diyoruz. Sanki bu bir Siyonist komplo gibi geliyor. Nasıl Siyonist komplo? Biliyorsun Siyonizm amacı Büyük İsrail Devleti'ni kurmak, vaat edilmiş topraklar. Eğer dünya genelinde bir korku salınırsa Siyonizm tarafından ve o erkek özelliği, işte o avcı, savaşçı, hı-hı, özelliği bastırılırsa, erkekler kadınlaştırılırsa, bu eşcinsellikle de yapılıyor. Topluma eşcinsellik pompalanırsa, sürekli korku salınırsa ne oluyor? Erkek özelliğini kaybediyor, savaşçı ruhunu kaybediyor ve Siyonistler açısından geniş bir hareket kabiliyeti ortaya çıkıyor. Bunu da hep göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yani yaşadığımız bu terör, eşcinselliğin arttırılması, çeşitli filmlerle cinselliğin çok göz önünde bulundurulması aslında bizi gittikçe daha böyle bir korkak toplum, daha bir kadınsı havaya büründürüyor. Ve burada da bu her zaman göz önünde bulundurulması gerekiyor. Siyonist tehlike. Bunu tamam, tarihsel süreçleri incelerken gözümüzden kaçan hep Siyonizm, hep İsrail'dir. Şimdi IŞİD diyoruz, işte bildiğin gibi Türkiye Cerablus'a girdi, Suriye'ye girdi, orada işte PKK ile ve diğer örgütlerle savaşıyoruz ama biz aslında kimle savaşıyoruz? Bizim düşmanımız onlar değil, bizim asıl düşmanımız ve dünyanın düşmanı İsrail'dir. İsrail derken İsrail'deki Siyonist yapıdır. Hani ben bazen paylaşımlarda diyorum, bizim asıl düşmanımız nedir? Ne paylaşmıştım? Hani çok ilginç gelmişti, bu anlamı nedir demiştim. Neydi o? Bir şeytan görüntüsü var. Evet, demiştim ki işte Avrupalı bizim düşmanımız demiştin. Avrupalı değil. Amerika halkları değil, Avrupa halkları değil. Avrupa halkları değil. Lucifer'dır demiştim. Aha, Lucifer. Lucifer'dır demiştim. Aha. Bu Lucifer'da işte İsrail'in İsrail şeytanı. Yani diyorsun, o İsraillerin inandığı şeytanın adı, evet, Lucifer. Böyle bir ve şey. Bizim asıl düşmanımız o. Böyle bir şey. Ve böyle düşünüyorsun. Ve asıl bu ensest aile modelinin Türkiye'de gelişmesi, dünya üzerinde yaygınlaşmasındaki o etkiyi her zaman göz önünde bulunduralım. Evet. Burada da işin politik yapısına değindin. Buna değindim. Şimdi benim o politik yapıya değinmesem olmaz. Evet, öyle o düşünüyorsun. Hı hı. Sonra ben kendi alanımdan devam edeyim sana. Hı hı. Bu insanın temel yapısı budur. Şimdi insan bu yapısını törpülediği zaman, bu avcı toplayıcı, o cesur, sahiplenen, hı hı, koruyan, kollayan, aynı zamanda şefkatli, hı hı, erkek yapısını törpülediğin zaman ne oluyor? Ne veriyorsun, aha, o çocuğa? Tamamen dış dünyaya kapalı bir yaşam biçimi. Aha. Ne oluyor çocuk? Sürekli olarak bir dışarıdan gelen bir insan beni dövebilir, öldürebilir, her şeyimi elimden alabilir. Bu durumda ben ne yapmalıyım? Herkese karşı
yani dışarıda gördüğüm herkese karşı bir baş eğme, hani saygıdan da öte artık bir baş eğme, bel bağlama, böyle bir eyvallah etme hali. Eyvallah etme haliyle geçiştirme durumu, ama aslında kendi bir şekilde o orada köleleştiriyor, kendisini yok ediyor. Yani düşün, çevresindeki herkes var, herkesin hisleri ve duyguları var, onun üzerinde bir şeyleri var, ama o bireyin o içinde hiçbir şey yok. Kim ne isterse onun gibi yaşıyor. İşte şimdi bu çocuk geliyor ergenliğine. En basit şöyle söyleyeyim. Okuldan çıkıyor diyelim veya işten, koşarcasına eve geliyor, kapanıyor. Eve kapanıyor. Annesinin kucağına, anneciğim. Çünkü dışarıdan ki tehlikeli hayattan, o vahşi hayattan, o kendisini yiyecek, öldürecek, yutacak olan dünyadan kaçıp annesinin, babasının sıcak kucağına kendince sığınıyor. Ve o yapının içerisinde bir yoğrulma hali başlıyor. İşte ondan sonra ne oluyor? Dışarıya karşı herkeste bir korku başlıyor. Babanın korkusu şu sürekli, işte bir kız çıkacak, oğlumuzu elimizden alacak. Bakın böyle bir anlayış var. Erkeğin yapısına tamamen ters. Bakın düşünün, bir kaplan yavrusunu dünyaya getirirken bunu mu düşünüyor? Amacının şu, ben bunu, bir yavru dünyaya getirmek amacım. Ve o kendi ayakları üzerinde durana kadar, kendi avlanana kadar ona bakmak. Ondan sonra doğaya serbest bırakmak. Yani aslında serbest bırakamama hali var. Yani tabii. İçe kapanma, yetişme. Hapishaneye koyuyorsun. Altından kafese koyuyorsun. Doğurduğun, dünyaya getirdiğin şeyi altından bir kafese koyuyorsun. Yani bir şey hali ya, bu patatesi bilirsin. Patates yumrular verir ama o yumru bir türlü patatesten ayrılamaz. Ve bu çok tehlikeli bir durum. Yani o yetiştirilen yavrunun artık doğaya serbest bırakılması gerekiyor ki nesil devam etsin. Evet. Toplum devam etsin, devlet devam etsin. Ve bu büyük bir tehlike. Son 5 dakikamız kaldı. Kısaca toparlarsan, senin gözlemine göre neler tavsiye edersin bu yapının bizi yok edici bir etkisini görüyoruz. Şimdi toplumdaki yok edicisini. Onları açıklıyorum birer birer. Şimdi bir dedim ya, bu korkular törpülenen erkeklik yapısı, babanın kendisinde törpülediği erkeklik yapısı ve oğlunda törpülemeye çalıştığı erkeklik yapısı veya kızındaki o özgüvenli yapı, cesur kadınsı yapı bir şekilde törpülenmeye çalışılıyor. Yani cinsiyetsiz bir topluma doğru gidiyoruz sanki. Cinsiyetsiz. Burada ne diyor baba oğluna ve kızına? Şöyle diyor. Şimdi oğlu için şöyle düşünüyor. O bozuk psikoloji, o kötü psikoloji, o ensest yapıdaki psikoloji oğluna şunu diyor. Sen benim parçamsın. Oğlum, sen benim parçamsın. Eve bir kız getireceksin. Bu kız kim olduğu belli mi? Diyecek ki işte gelip bizim yapımızı bozacak, bizi ayıracak, bizim aramıza girecek. Senin bir tarafa itecek beni. Seni tamamen kendi parmağından oynatacak. Servetimizi alacak, evimizi alacak, her şeyimizi alacak. Ve bununla ilgili çok ilginç bir film var. Onu izleyicilerimize paylaşırsam sevinirim. Bunu deyince o film aklıma geldi. Sen izlemiştin. Bana evet. Da söyledin. Bu şeyden önermem gerekirse tabii çok güzel bir filmdir. Cüneyt Arkın'la Fikret Kuşkan'ın başrollerini oynadı. İki başlı dev filmi buna çok büyük bir, çok güzel bir örnektir. Ve aynı şekilde kız için şöyle bir düşünce var. Kız için insanlar şöyle bir tehlike düşünüyor. Sen gideceksin, psikopat bir koca bulacaksın kendine, yaramaz bir koca bulacaksın. Bu adam şöyle olacak, böyle olacak. Bir şekilde hem sen onu dünyaya hazırlayamıyorsun, hem insanları tanıyacak tecrübeyi kazanmasına izin vermiyorsun. Hem de ona böyle şeylerden bahsediyorsun, böyle korkular aşılamaya çalışıyorsun. Aslında bunun da temelinde bir korku, bir özgüvensizlik var. Yani ensest aile modeli kısaca... Halbuki, bir şey ekleyeceğim. Üremeyi engelliyor. Halbuki o temeldeki alfa erkeği baba olsa ve alfa erkeği abi olsa, o sağlıklı olan yapı şunu söyler. Ya kız kardeşim kendine güvenen bir birey. Kendini tanıyan bir birey, yetişmiş de bir birey olsa, gidip eminim iyi bir insan bulacaktır kendini. İyi bir erkek bulacaktır. Ama diyelim ki, hadi adam kötü çıktı. Bu alfa erkeği buna der ki, o erkeksi yapı, o male,
O erkek yapısı şöyle der. Ya kötü de çıkarsa çıksın kardeşim. Bir kız kardeşimizi koruyamayacak mıyız? Aynen. Babanın aynen. görevi de bu. Ha baba şunu da ama baba ne yapıyor şimdi bu bozulmuş yapının babası? Oğlum ya dayak yersek? Oğlum ya ağzımız burnumuz kırılırsa? Ya öldürülürsek? Yahu sen zaten ölmüşsün. Ya öyle ağzın burnun kırılacaksa da kırılsın yani. Çünkü önemli olan ruh. Ruh, insanın ruhsal yapısı. Senin ruhun zaten kapeste. Zaten her gün kamçılanıyor senin ruhun. Bu şeyde de görüyoruz. Fethullahçı terör örgütünün mensuplarında da çokça gördüğümüz bir yapı aslında. Ya dedim ya muhafazakar yapı bir yerde. Muhafazakar yapının aşıladığı bir şey. Fethullah Gülen kim? O yapının babası diyelim. Aynı şekilde ona saygı. Az önce şeyden de bahsettim. Hani Marksist ailelerde bu korkular. Darbe sonrasında da korku, işkence yeme korkusu. Yani sadece muhafazakarlar değil, toplumu ilgilendiren, toplumdaki her türlü yapıya sinmiş bir evet. korku hali görüyoruz. Kesinlikle. Bakın, bu temelde bu korku, bu yerleştirilmeye çalışılan anlayış aslında şöyle yani her alana yayılan bir anlayış. Yani bir alanda incelememek lazım. Bir insan korktu mu her yerde korkar. Cesur oldu mu her yerde cesur olur. Yani hani derler ya yiğidin horozu her çöplükte öter diye. O yani bir insan yiğit olduktan sonra orada da yiğittir, burada da yiğittir. Bir kız kendine güvendikten sonra bir birey olduğunun farkında olduktan sonra genç kızlığının veya kadın olmanın onuruyla yaşadıktan sonra o kız her yerde odur. Her yerde o kişidir. Velhasılı kelam gerçek seyir. Toparladığımız zaman evet. Ya bu yapı için önereceğim şey insanların korkularının üzerine gitmesi, hayatın savaştan hayatın sürekli insana farklı mücadeleler sunduğu ve bunun kabul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir baba şöyle düşünmemeli. Ben hep bir baba diye geç bir insan şöyle düşünmemeli. Ben iyi oldum, hayat bana hep iyilikler sunacak. Ben kötü oldum, hep kötü şeyler gelecek. Ben çok Asıl bölücülük bu. Değil mi? Bölüyoruz çünkü. Bu türdeki bir yapı bölüyor. Hep bölücüler dedik yıllarca. Belki 20-30 yıldır bölücü diyoruz. Aslında bölücülük zihnimizde. Ya, dünyayı bölücülük her iyi, yerde. Kötü, iyi, kötü. Halbuki öyle bir şey değil. İyi de var, kötü de var. Yani. Ve bu bunları görüyoruz ve yaşıyoruz bu şekilde. Şimdi, demek istediğim bu yapıdan çıkmamız için, bizim bu yapıdan çıkmamız için bunu bilip kendimizi öncelikle bir öncelikle bu kaybettiğimiz erdemleri geri almamız lazım. O avcı toplayıcı yapıdaki bizim o en temel erdemlerimizi geri kazanmamız ve hayata o şekilde saldırmamız lazım ve kendimize o şekilde yer bulmamız lazım. Bu olmadığı takdirde ne olacak? Ya feodal evlilikler, feodal evlilik nedir? Akraba evliliği ve akraba evliliğin sonucu hastalıklı çocuklar. Hastalıklı çocuk demek eşittir senin soyun tükenmiş demek. Ve geçelim hastalıklı bu akraba evliliğine aseksüellik. Aseksüellik de senin soyunun tükendiğinin aşağı yukarı göstergesi. Ya da eşcinsellik. Bu da bu olabilir. Yani bu bir şekilde sen yine yok olmaya gidiyorsun. Yok olmaktan boşu boşuna korkuyorsun. Bu bakış açısı seni zaten yok olmaya, bitmeye götürüyor. Sen alanından çıkmaya korktukça, mevcut pozisyonu kaybetmekten korktukça sen zaten kaybetmeye mahkumsun. Sen yaşama geliş amacının farkında olacaksın. Yaşama geliş amacım nedir benim? Sürekli olarak bir insan olarak kendimi geliştirmek, başarıya ulaşmak, mutlu olma, mutluluğun peşinde koşmak ve mutluluğun peşi, mutlu olmayı, mutluluğa doğru giderken ölümde nasıl ne gibi bir engel çıkarsa çıksın ben bununla savaşmalıyım. Bu bakış açısıyla hareket ettiğin zaman ancak mutlu olabilirsin ve çocuklarına düzgün bir gelecek sağlayabilirsin. Onlara onları mutlu edebilirsin. Onlar da çocuklarına bunu aktarır ve daha düzgün, daha sağlıklı bireyler ortaya çıkar. Yani yaşamdan korkmayan, insandan korkmayan, kendinden korkmayan, hata yapmaktan korkmayan, gerçekten gelişmiş birer yönetici, birer lider ortaya çıkar. Yani düşünün böyle bir yapının ülkeyi nereye götüreceğini düşünün. Anladınız değil mi?
Bugünkü görüşmemiz çok faydalı oldu. Bir kamu yönetimi öğrencisinin gözünden ensest aile modelinin toplumun her kesimde görülebileceğini fark ettik. Sadece muhafazakar yapıda değil, sadece işte Kemalist yapıda değil, Marksistlerde değil. Kesinlikle. Toplumu esir alan bir korkunun varlığını her alanda, görüyoruz. Her alanda. Her alanda görüyoruz. Bunu çok yıllar önce İstiklal Marşı'nın yazarının söylediği gibi korkularımızın üzerine gitmeliyiz. Korkma. Bunlarla savaşmalıyız. Mehmet, her yaşta. Mehmet Akif'i de burada anmış olduk. Ve daha ilginç bir noktayı da görmüş olduk aslında. Bu korkular topluma özellikle bazı odaklar tarafından yayılıyor. Ve her zaman kendini gizleyen bir yapı, Siyonist yapının etkisini göz ardı etmememiz gerekiyor. Toplumda yayılan terör, savaşlar, bunalımlar, kaosun. Siyonist yapının buradaki kazancı toplumu o cesur erkeklerden arındırarak bir kadınsılaştırdığını görüyoruz. Kadınsılaştırma deyip, şimdi kadınsılaştırma dediğimiz zaman ben bu kelimeyi kullanmayı sevmiyorum. Hı-hı. Sanki kadına hakaret etmiş gibi oluyoruz. O anlamda değil. Ha, kadını da erkeksileştirmek şimdi, yani cinsiyet karmaşası şöyle, o anlamda cinsiyet demek istiyorum. Karmaşası. Anlıyorum, onu hassasiyetini anlıyorum. Orada kadını küçümseme anlamında değil, hı-hı, erkeğin erkekliğini kaybetmesi, kadının kadınlığını kaybetmesi. Yani cinsel karmaşaya doğru götürdüklerini görüyoruz. Duygusal manada bir zayıflama. Zayıflamayı görüyoruz ve erkeğin o savaşçı özelliklerini, erkek olma özelliğini, kadının da kadın olma özelliğini yitirmesi de toplum zarar görüyor, aileler içe kapanıyor ve ensest aile modeli dediğimiz dıştan izole, korkak nesiller yetişiyor. Bunun için tavsiyelerimiz cesur olmayı tavsiye ediyoruz. Ölümden dahi korkmadan, gerekirse işin ucunda ölüm de olsa davamız için savaşmayı tavsiye ediyoruz diyorum. Yani çok teşekkür ediyorum Cem bugünkü görüşme için. Çok aydınlatıcı oldu benim açımdan da. Özellikle daha farklı bir pencereden bakma açısını görmüş oldum. Ben de buradan izleyicilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımız da olacak. Daha farklı açılardan inceleyeceğiz bu ensest aile modelini. Tekrar görüşmek üzere. Evet, iyi günler.